Hakan Bey, şimdi bu 300 milyar dolar bir siyasetin bu en son polemiği. Ee, şimdi temiz yatırım bulup getirdim 300 milyar dolar. Sonra sana söz temiz para gelecek, Türkiye canlanacak. Bir defa 300 milyar dolar temiz yatırım vurgusu e, seçmene ne manaya geliyor? E, Cumhurbaşkanının e, İngiltere'den getireceklermiş, tefecilerle görüştü, e, iddiası ve söylemesi. Nurettin Nebati'nin de bir lokantada oturup fon yöneticisinin en alt kademesindeki insanlarla görüştüğünü iddia etmesi. Şimdi siyasetin hop göbeğine geldi, tam seçimlere giderken bir 300 milyar dolar temiz para, temiz yatırım. Bunu nereye koyuyorsunuz? Seçmen bunu nasıl okuyor? Şimdi yani bunlar siyasetçilerin, liderlerin tabii ki çok kullandığı şeylerdir. Ama senelerdir bu böyle. Yani Sayın Çiller, Tansu Çiller de mesela bir anahtar, bir ev işte ne bileyim yani böyle bu tür Demirel rahmetli. Herkesin bir sloganı oluyordu. Şimdi Kemal Bey'in de böyle sloganları Sayın Kılıçdaroğlu'nda olması normal. Yani ben yadırgamıyorum. Seçmen nasıl algılar söyleyeyim. Bu söylem Cumhur İttifakı'na ya da Cumhurbaşkanı'na oy verecek seçmenlerden bir oy bile bu tarafa muhalefete aktarmaz. Onu söyleyeyim. Çünkü bu tip durumlarda seçmen şöyle düşünür. Yani aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz der. Şimdi henüz CHP iktidara gelemediği için hiç, Kemal Bey de iktidara yaklaşamadığı için bile bugüne kadar yani. Şimdi baya yaklaşmış gibi duruyor da. Ama yani... Ee, Böyle bir know-how olmadığı için geçmişte. Nasıl yaklaşmış duruyor? Yani genelde geçti, geçen seçimlerde... Rakamsal olarak mı? Şöyle, geçen seçimlerde anketlerde bile çift misli çıkardı. Mesela AK Parti 49-50 ise CHP 25 çıkardı. Aşağı yukarı 15 senedir. Şimdi biraz daha rakamlarda değişiklikler var. O anlamda söyledim. Eskisi gibi en azından çift misli fark yeme devrinin en azından biraz geçiriyor. Şimdi ama mevzu şu. Yani bunlar kullanılır da seçmende bu tür söylemlerin bence seçmende hani bir oy bile olsa muhalefete oy aktarabilecek bir söylem olmasında fayda var diye düşünüyorum açıkçası. Yani Londra'dan 300 milyar euro ya da dolar işte getireceğim. Söylenen bir şey. Söylenir de kullanılır. Siyasetçi kullanır. Ama bunu bir iktidar maziniz olmuşsa hani belki yapabilir diye düşünen olabilir ya da bu para nereden geliyor? Seçmen şey değil. Yani bizim Türkiye'deki seçmeni 30 yıl 40 yıl önceki seçmen olarak görmemek lazım. Herkes kendi çapında allame. E i̇nanın yani kimle konuşursanız konuşun. Yani siz profesör olsanız size verecek bir aklı oluyor. Öyle boş akıllar da değil. Yani laf olsun diye de konuşmuyorlar. Şimdi şunu demek istiyorum. Şimdi böyle bir seçmene hitap ederken 2023 yılının Türkiye Cumhuriyeti seçmenine hitap ederken 1990'ların <laughs> ne bileyim 80'lerin söylemleri yani şöyle bir para getireceğim. Bu yani zaten muhalefete verecek seçmen verecek. E, İktidarı oy verecek bir seçmen ne bileyim AK Parti'ye MHP'ye Büyük Birlik Partisi'ne yeniden Refah Partisi'ne oy verecek bir seçmen DSP'ye oy verecek bir seçmen e, <laughs> bu seçmenlerden herhangi birisi yani bunu duydu diye bu tarafa oy muhalefet oy vereyim bir kişi bile zor çıkar diye düşünüyorum bir kişi dolayısıyla bu Peki, söylemler şunu merak ediyorum efendim şunu merak ediyorum Ekonomi hani ekonomik sıkıntı var ee, işte Kemal Kılıçdaroğlu da böyle bir söz verdi falan diye düşünürler mi bir ikincisi buradaki temiz vurgusunun yapılma nedeni ne şimdi Hande Hanım seçmen gerçekçi vaatleri seviyor ne gibi örnek vereceğim mesela biz evleri bedava vereceğiz buna tereddütle bakar 300 milyar yolda geliyor tereddütle bakar ama Önümüzde ikinci bayram var, işte kurban bayramı. Orada herkesin hesabını 15 bin yatacak. Şimdi bu gerçekçi bir vaat. Hani oluru var. <laughs> Efendim bu da zor. Hayır, oluru var. Mesela bunun cazip geldiği rakam küçük Nasıl ama. Nasıl var oluru? Ya oluru var derken insanlara rakamsal olarak bir dakikaya 15 bin lira bana bu bayramda ikramiye verebilir muhalefet diye düşünebilenler çıkar demek istiyorum. Herkes düşünür demiyorum. Ama bunu gerçekçi bulanlar çıkabilir. Dolayısıyla iktidarın örneğin bunlarla uğraşması, yani bu tür vaatlere karşı vaat geliştirmesi lazım. 300 milyar gelecek dedi diye buna iktidarın, ya ben de şöyle bir söylem getireyim. Yani o 300 milyar gelecek vaadi ne oy oyları etkiler, ne muhalefeti etkiler, ne iktidarı etkiler. Ya da ben evleri bedava dağıtacağım deprem bölgesine. Şimdi bu da rakamlara çok sığmıyor. En azından Şüpheli bakar seçmen. Oh. Ama rakam ufak olsa da daha gerçekçi gözüken rakamlara diyorum iktidar karşılık vermeli. Söylediğim bu. Yani önümüzdeki bayram 15 bin lira herkesin hesabına ikramiye yatacak dedi. Kemal Kılıçdaroğlu doğru mu hatırlıyorum? 8500 lira. Pardon 8500 evet, evet, lira. Evet öyle dedi. Neyse rakam... Bakın rakam 8, daha ufak ama. Yani i̇ktidar da buna yakın Bayram, bir şey mi söylemeli bu mu? ekstrasını verecek, üstünü tamamlayacakmış. Özetle diyorum ki 300 milyar konusu ne oy arttırır ne oy düşürür. Yani iktidarın ya böyle bir 300 milyar lafı döndü. Yani bununla ilgili ne düşünelim ne üretelim diye uğraşmasına gerek yok. Ama rakam 8500 ya da 15000 olmasına rağmen diyorum. Ona mesela bir alternatif üretebilir iktidar aralarındaki rekabet açısından diyorum. Bu 300 milyar konusu çok mühim bir konu değil diyorum özetle. Yani ne bir oy artırır muhalefete? Anladım. Hayır, şu an Ha, anlatabildim mi? Onu demek istiyorum. Yoksa 15 bin gerçekçi mi, 8.500 bin bin gerçekçiymiş? O anlamda demiyorum. Ama ona mesela iktidar dönüp derse ki efendim e, bağlantılı değil gibi tabii. Biz de şöyle bir şey düşündük şu konuya. Çünkü ona takılabilen olur. Onu gel daha gerçekçi bulurlar. Şimdi 300 milyar yani bunu seçmeni 90'ların seçmeni değil, 80'lerin seçmeni değil. Yani muhalefetin bununla bir artı değer yaratabileceği bir konu değil bu. Benim yorumum böyle daha doğrusu. Peki. Çok az bir zamanım var. Dolayısıyla Mete yani sözünü kesersem reklamdan sonra devam ettirdim. Ben çok bu konuda Sen çok uzun konuşmayacağım. Yani işte hem... <laughs> tamam peki. Peki. Yani şöyle söyleyeyim, hayırlı olsun. Yani e, 300 milyar doları yatırım olarak sokacağım diyor Türkiye'ye. Yani e, borç vermeyeceklermiş. 300 milyar dolarlık Türkiye'ye yatırımla gelecekler. E, öyle söyledi. Ben öyle anladım. Çünkü 300 milyar dolar e, borç aldığınızda e, yani çok da iyi bir şey olmuyor. Yani çok borç almak e, önlenecek bir şey değil. Yani orada yatırımdan bahsediyor benim bildiğim kadar 300 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyor. Yani memlekete çivi çakanı biz tebrik ederiz. Ee, ama e, ben de Melik gibi yani e, bunun için hangi şartlarda Türkiye'ye geleceklerini sorgularım. Çünkü şöyle bir şey var. E, mesela hala e, şöyleyiz. Mesela nereden para gelirse bizim için çok fazla problem olmaz. Kim Türkiye'ye yatırım yaparsa. Ee, sıkıntı doğurur. Hangisi e, olursa bir problem olmaz. Mesela e, Katar Türkiye'ye mesela yatırım yaptı, birçok e, direkt yatırım yaptı. Yani şirketler satın aldı, Şirketlerde ortaklıklar aldı, e, önemli projeleri e, yürütmek üzere geldi. Mesela kıyameti koparttık. Yani Ka Katar Türkiye'yi emperyalistler gibi e, darbe yapacak potansiyeli yok. Türkiye'de siyaseti manipüle edecek bir gücü yok, e, askeri olarak böyle bir kabiliyeti yok. Bunu yaparken bile bir sürü tedirginlikten bahsettik. 300 milyar dolarlık e, hangi ülke Türkiye'ye yatırım yapacak ve e, bunlarla ilgili iş en ufak bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Ben benim tek sorduğum soru bu olacak. Eğer bu açıklamaları de sorduğumuz gibi açıklayabilirlerse. Ee, tebrik ederim. 300 milyar doları Türkiye'ye yatırım olarak getirebiliyorlarsa, e, yalnızca yapabileceğim tek şey olur, alkışlarım. Bir vatandaş olarak alkışlarım yani. Peki. Peki. şimdi tekrar bir araya gideceğiz sevgili izleyiciler. Sonra bugün yani en çok konuşulan konulardan biri Pervin Bulda'nın açık açık ilan edeceğiz. Kimi destekleyeceğimiz ifadesi. Dolayısıyla reklamlardan sonra bu konuya ele alacağız. Bizden ayrılmayın lütfen.